Merhabalar, yeniden hoş geldiniz. Habere Doğru programımızın ikinci bölümündeyiz. Saatimiz 17 ve bugün 13 Temmuz Perşembe. Ve bu bölümde Aylin Nazlıaka bizimle birlikte olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı. Onunla konuşacağız. Dün yaptığı açıklama önemliydi. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bir televizyon programında yaptığı açıklama sonrası adeta tepkiler çığ gibi yağdı. En başta Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinden, ama bugün mesela Türkiye İşçi Partisi'nin elemanları ya da işte militanları ya da seçmenleri ya da üyeleri Türkiye'nin hemen hemen her yerinde çeşitli saatlerde bu konuda protestolar yaptılar. Dolayısıyla bu bir önemli bir durumdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bunu ilk kez yapmıyor. 2014'te benzer bir açıklaması oldu Yusuf Tekin'in. Karma eğitim konusundaki hani aykırı görüşlerini dile getirdi. Neden kızlara ayrı bir okul olmasın dedi. Çünkü veliler dedi, hani masum bir durummuş gibi, veliler erkek çocuklarıyla kız çocuklarını bir arada eğitimini okullarda yan yana durmalarını istemiyorlar. Bu nedenle onları ikna edebilmek ancak böyle mümkün olabilir. Neden açılmasın kızlara yönelik özel okullar dedi. Bu tabii önemli bir ayrıntıydı. Bunun üzerine tepkiler çığ gibi yağmaya başladı. Kız çocuklarını okula göndermeyen velilerin argümanlarından bir tanesi de ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum. Neredeyse her eğitim, öğretim yılında müfredatı çocuk oyuncağı gibi değiştiren AKP iktidarının gerici, baskıcı ve din odaklı politikaları en çok da eğitim alanında kendisini hissettiriyor. Şimdi buradan hareketle karma eğitime karşı olduğum söyleniyor. Sık sık Milli Eğitim Bakanı değiştiren AKP iktidarı laik eğitimi yok etme girişimlerine devam ediyor. Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in son açıklamaları bir anlamda geldiğimiz noktayı özetliyor. Yani o zaman veliyi ikna etmek için biz gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz. Veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli. Kız okulları kurmanın kız çocuklarının okula gönderilmesini sağlayacağını savunan Tekin, şeriat özlemini de şu sözlerle anlattı. Keşke şeriatı övecek kadar bilgim olsa veya şeriatla ilgili böyle bir kitap yazacak bir bilgim olsa, ama yok. Tekin'in karma eğitimi hedef alan açıklamalarına ilk tepki ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık'tan geldi. Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'in sözleri kabul edilemez. Zorunlu eğitim kapsamındaki kız çocuklarının okula gönderilmediği Milli Eğitim Bakanı tarafından kabul ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı yasalar gereği kız erkek tüm çocukları okula getirmeyi sağlamak zorundadır. Çocuklarını cinsiyet ayrımına dayanarak okula göndermeyenler çocuklara çocuk olarak bakmayan bir görüştür. Milli Eğitim Bakanı'nın böylesi bir görüşe kapı aralamak anlamına gelen sözler söyleyebilmesi hiçbir koşulda kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ise Bakan Tekin'in sözlerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında tepki gösterdi. Kız çocuklarının okullaşma oranlarını paylaştı. Yusuf Tekin'i siz Milli Eğitim Bakanı yaparsanız tarikatların bu taleplerini bakanlığa taşıma konusunda zaten ona yol açmış olursunuz. Okul öncesi 5 yaşta. Kızda %81.41. Erkekte %81.85. Demek ki aynı, %81. İlkokulda kızda %93.12, erkekte %93.20. Demek ki aynı. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da Bakan Tekin'in skandal açıklamalarına tepki gösterdi. Konuştuğu şeye bakın. Bu nasıl bir aymazlık, nasıl bir bilinçsizlik? Ve şunu bir daha kendisine hatırlatalım buradan. Eğitim anayasal bir haktır. Kız çocuk, erkek çocuk fark etmez. Çocuklarımız çağdaş, laik, bilimsel bir eğitim görecek, karma eğitim görecek. Bu konu bir daha asla ve asla tartışılmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise ya görevini yapacaksın ya istifa edeceksin diyerek Tekin'in karma eğitim karşıtlığını eleştirdi. Sen Milli Eğitim Bakanı olmadan önce de benzer tekliflerde bulunduğunu biliyoruz. Seni bugün bu koltuğa getirenler Cumhuriyet'in temel ilkesi olan laik, bilimsel, kamusal ve karma eğitime karşı bir kampanya başlattılar. Seni de bu kampanyayı yürütmek için Milli Eğitim Bakanı mı yaptılar? Ya görevini yapacaksın ya da istifa edeceksin. Bakan Tekin 2014 yılında bir yandaş medyada yer alan röportajında da karma eğitim zorunlu değil ifadelerini kullanmıştı.
Değerli izleyiciler, dünden beri bu konuyu konuşuyoruz aslında. Çok önemli çünkü çok masumane bir görüş gibi ortaya çıkan bir düşünce ya da işte bir söz. Ama 2014'te benzer cümleleri etmiş bir kişiden bahsediyoruz. Milli Eğitim Bakanı olarak bir hedefimiz kız çocuklarının okullaşmasını sağlamak. Ama velileri ikna etmemiz lazım. Bunun için de aynı zamanda gerekirse kız okullarını da açabilmeliyiz. Çok hani masum bir düşünce gibi geliyor ama çok tehlikeli bir düşünce. Aylin Nazlı Akay'ı da birlikteyiz. Hoş geldiniz Aylin Hanım. Hoş bulduk Zeynel Bey. Sizin dün yaptığınız açıklamayı tabii ekranlara getirdik, ayrıntılı bir şekilde verdik. Ancak bugün de Türkiye İşçi Partisi neredeyse Türkiye'nin her bir yerinde protesto ediyor bu sözü. Bunun hani bir planın, bir programın bir parçası gibi geliyor bana. İlerleyen dakikalarda zaten biraz daha ayrıntıya girmek istiyorum bu konuda. Ne düşünüyorsunuz? Zeynel Bey, biz de tabii Cumhuriyet Halk Partisi olarak hızla böylesine bir açıklamayı duyunca tepki gösterdik. Dün 81 ilde ve tüm ilçelerimizde kadın kolu başkanlarımız da benim yapmış olduğum basın açıklamasını yaygınlaştırarak ve bunun asla ve asla kabul edilemez olduğunu söyleyerek bakanı kınadı. Ama gene şöyle bir sürece bakalım, tarihsel sürece. Şimdi AKP döneminde 8 ayrı bakan oldu, Milli Eğitim Bakanı oldu. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı en kritik bakanlıklardan birisi. Hatta ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Atatürk'e soruyorlar, efendim reisi cumhur olmasaydınız ne olmak isterdiniz diye, Milli Eğitim Bakanı olmak isterdim diyor. Çünkü Milli Eğitim'in tabii ne kadar toplumu dönüştüren, ne kadar önemli bir bakanlık olduğunu hem kendisi son derece hissetmiş, hissettirmiş hem de sonraki nesillere de bunu aktarmıştır. Ama öyle görünüyor ki bu koltukta oturan kişi ya koltuğunun gerçek amacının farkında değil, çünkü yapması gereken şey cehaletle mücadele etmekken şu an karanlığı savunan biri konumuna düştü. Üstelik de AKP'de 8 bakan değişti dedik. Her bakan geldiğinde biraz daha eğitim kalitesi açısından da, kız çocuklarının okullaştırılması açısından da, toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir takım endeksler, raporlar açısından da geriye doğru gittik. Yani en son yayınlanan, yaklaşık 2 hafta önce yayınlanan OECD raporuna göre Türkiye'de eğitimden memnun olma oranı sadece %21.6. Yani Türkiye'de nüfusun neredeyse %80'i eğitimden memnun değil. Öğrenciler memnun değil, öğretmenler memnun değil, veliler memnun değil. Nasıl memnun olursun zaten? Ama önce ben size daha böyle yoğunlaştırılmış bir şekilde toplumsal cinsiyet eşitliği açısından nereden nereye geldik onu anlatmak isterim. Ta 2011 yılında AKP Haydi Kızlar Okula kampanyasının yer aldığı bölümleri çıkarttırdı müfredattan. Arkasından gene hızla bu yöndeki çalışmalar devam etti. Mesela 2019 yılında Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Hizmetler Yönetlemeliğinde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik etkinlikler çıkartıldı. Böyle etkinliklerin yapılmamasına karar verildi. 2019-2020 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim ve öğretimde hedefler açıklamasının içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği dersi verilecektir cümlesi yazıldı. Biz bundan çok memnuniyet duyduk. Derhal biz de bunu sosyal medyada paylaştık. Paylaşmaz olaydık. Sevincimiz 24 saat bile sürmeden bunu eğitim ve öğrenimde 2019-2020 yılının hedefleri bölümünden çıkarttılar tekrar. Evet. Geldik projelere. Birçok proje hayata geçirilmeye çalışıldı. Bunlardan bir tanesi de EDCEP projesiydi. Yani eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi projesi. Ne zaman ki İstanbul Sözleşmesi tartışmaya açıldı, bu ve benzeri projeler de anında durduruldu. Kısacası AKP aslında açıkça, hani demişti ya, dindar ve kindar gençlik yetiştirmek istiyoruz diye, tekçi, cinsiyetçi, kız çocuklarını baskı altına alan anlayışını eğitim politikaları üzerinden gün gün ördü.
Bunlardan en bizim ısrarla karşısında durduğumuz 4+4+4 yasasıydı. Hatırlayacaksınız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemdeki muhalefeti sayesinde ikinci dörtlük periyot uzaktan eğitime dönüştürülmedi. Mimarlarından biri biliyorsunuz Yusuf Tekin'dir o. Tabii 4+4+4. Ödül olarak getirildi ödül o göreve olarak. Herhalde. Biz demiştik ki bunu yapmayın. Bakın, kız çocuklarının okullaştırma oranını düşüreceksiniz. Erken yaşlı ve zorla evlilikleri arttıracaksınız. Çocuk işçiliğini arttıracaksınız. Yani ne yazık ki haklı çıktık. Ne yazık ki bütün söylediklerimiz oldu. Ama o dönemde bizim özellikle komisyonda yapmış olduğumuz muhalefet çerçevesinde, ki ben de o dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olup bizzat o mücadelenin içerisinde yer almış olan birisiyim. Bu şey uzaktan eğitimin ikinci dört yıllık bölümü, yani ilk dönemden itibaren uzaktan eğitim olmasını engelleyebildik. Hani evet. Kısmen de olsa bir başarı oldu ama biz hep şunu söylüyoruz. 4+4+4 sistemi çocukları genel olarak okuldan uzaklaştıran, ailelerin zorunlu eğitim konusundaki bilincini düşüren bir sistemdir. Nitekim bunu biz saha ziyaretleri yaptığımızda da gördük. Örneğin Sakarya'nın Akyazı ilçesine gitmiştim. Patatesleri çuvala yerleştiren bir çocukla tanıştım. Cumartesi günüydü. İsmini sordum. Işık dedi. Ne güzel ismin var. Ne yapıyorsun dedim. Haftada kaç gün çalışıyorsun? 6 gün dedi. Hangi saatler arasında çalışıyorsun dedim. Tüm gün çalışıyorum dedi. O zaman okula gidemiyorsun öyle mi dedim. Çocuk şöyle yaptı. Ve bunun üzerine hem biz Işık'ın yüzünü göstermeden bunu medyada paylaştık, hem de aynı zamanda bakana çağrı yaptık. Ondan sonra Işık okula yazıldı. Bu güzel haberi aldık. Ama hani kaç çocuğu bu şekilde biz tespit edebiliriz? Oysa ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın asli görevi bu. Dolayısıyla bakan bu tip açıklamalar yapacağına, şu anda zorunlu eğitim yaşında olan en az 570 bin çocuk var. Bu 570 bin çocuğun peşine düşmeli. Onların aileleriyle görüşmeli. Bakın, bunun 5 yıla kadar olan bir cezası var. Günlük 15 TL ve 5 yıla kadar olan cezası var. Dolayısıyla bu ailelerle temas kurmalı. Kaç aile var böyle? Bu ailenin kaç çocuğu var bu şekilde? Ve o çocukların bir an önce okula verilmesi, bir an önce eğitim hayatına başlatılması için neler yapılmalı? Hızla bu yönde aksiyon almalı. Ama görüyoruz ki bırakın çocukları okullaştırmayı, haremlik selamlık uygulamasına geçmek istiyorlar. Hayır, şimdi bu konuda çekinceleri olan ailelerden bahsediyor. İşte ben erkek çocukların olduğu yere kızımı göndermem diye düşünen veliler var. Onları ikna etmek için bu durumu yaratabiliriz. Kızlara özel okullar, kızlara okullar açabiliriz diyor. Yani bir Milli Eğitim Bakanı'nın görevi aslında o veliyi ikna etmek değil. Yani sonuçta zorunlu eğitimden bahsediyoruz değil mi? Yani eğitim zorunlu o yaştaki çocuklar için. Onları sırf onları ikna etmek için ayrı kızlara ayrı okul açılır mı? Zeynel Bey, anayasamızın 42. maddesi ve aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmeliği gereği zaten tüm çocuklar, kız erkek cinsiyet ayrımı olmaksızın eğitim hakkına sahiptir. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Bu anayasal bir hak olmasına rağmen anayasayı ve bütün bu çocukların hakkını savunma görevinde olan bir bakan tam tersini yapıyor. Yani hakikaten ciğeri kediye teslim etmek gibi bir şey bu. Kabul edilebilir değil ama sonuçta biz buna asla izin vermeyeceğiz. Dediğim gibi dün de hızlı aksiyon aldık ve zaten Genel Başkan Yardımcımız açıklama yaptı, yardımcılarımız da açıklama yaptı. Biz kadın kolları olarak 81 ilde esaman. Ama bunlar yani AKP döneminde bizim sıklıkla duyduğumuz cümleler oldu. Yani ilk kez duymuyoruz da 2012 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Trabzon İl Eğitim Müdürü kızlı erkekli merdivenlerden çıkıyorlar demişti mesela. Bundan rahatsızlık duymuştu. Bir yıl sonra Samsun müftüsü kızlı erkekli horon oynuyorlar dedi. Çok değil, yakın zamanda Bursa'da bir okul müdürü öğretmenlere yazı gönderdi. Kız çocuklarla erkek çocukları yan yana oturtmayın, ayrı ayrı oturtun diye. Bunun üzerine hatta
açıklama yapan eğitim işe dava açtı. Neyse ki o davayı kaybetti bu okul müdürü. Ama biz bu haremlik selamlık uygulamasını çeşitli şekillerde gördük. İşte kadınlar plajı uygulamasıyla gördük, mor taksilerle gördük. Yani kadınlar özel taksi uygulaması dediler ama asıl amacı tecrit. Mor otobüslerle gördük, Bursa'da yapılmaya çalışılan mor vagonlarla gördük. Yani kadınların güvenliğini sağlamak için kadınlara tecrit politikası uygulayıp onları bir mor taksiye ya da mor otobüse koyacağına sen kadınların güvenliğini sağla. Çünkü o zaman demiş oluyorsunuz ki kadınlara bu mor otobüsler senin, geri kalan tüm otobüsler erkeklerin. Bu plajlar kadınların, geri kalan tüm plajlar erkeklerin. Yani burada hem bir yandan tabii çağdaşlıkla asla ve asla örtüşmeyen bir zihniyetin tezahürünü çok daha görünür kılıyorlar. Hem de bir yandan da kadınları toplumsal alandan, kamusal alandan çekmeye çalışıyorlar. Ama tekrar söylüyorum, AKP döneminde zaten toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda da, eğitimde fırsat eşitliği konusunda da son derece gerilemiş durumdayız. Bakın bugün Türkiye'de halen 2.8 milyon okuma yazma bilmeyen kadın var. 3 milyon 84 bin diploması olmayan, herhangi bir diploması olmayan kadın arkadaşımız var. Dolayısıyla siz insanların eğitim hakkını vermezseniz onları toplumda da zayıflatmış oluyorsunuz. Hem entelektüel olarak, hem toplumsal statü olarak, hem de ekonomik olarak. Çünkü iyi bir eğitim almadığı zaman iyi bir meslek sahibi olamıyor. İyi bir meslek sahibi olamadığı takdirde nitelikli bir işte çalışamıyor. Lütfen kimse yanlış anlamasın. Meslekleri nitelikli, niteliksiz diye ayırmak istemiyoruz. Ancak bazı meslekler var ki katma değeri daha yüksek olan alanlarda faaliyet gösterince çok daha yüksek ücretler alınıyor. Biz istiyoruz ki tıpkı gelişmiş ülkelerdeki gibi bizde de kişi başına düşen gelir yükselsin. Şu an %60'ı asgari ücret olan bir ülke olmaktan çıkıp gerçekten de herkesin huzur içinde, refah içerisinde yaşadığı ve gelir dağılımında daha dengeli olduğu bir Türkiye inşa edelim. O yüzden kadınların da ikame edilebilir işlerde değil, tam tersine eşit işe eşit ücret aldıkları nitelikli işlerde, yüksek ücretli işlerde çalışmalarını ve hayata daha güçlü olarak, eğitim hayatıyla birlikte daha güçlü olarak hazırlanıp kendi ayakları üzerinde durabilmelerini istiyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Osmanlı'da kadınlar nüfus sayımında bile sayılmazken, büyükbaş hayvanlar kayıt altına alınırken Atatürk Cumhuriyeti'nde kadınlar eşit yurttaş oldular. Ve biz şimdi bugün 100 yıl öncesinden daha geri bir zihniyetle karşı karşıyayız. Atatürk 1921 yılında Kurtuluş Savaşı mücadelesi devam ederken ilk eğitim şurası gerçekleştiğinde atlıyor Ankara'ya geliyor, katılıyor eğitim şurasına ve salona girdiğinde bir bakıyor kadın öğretmenlerle erkek öğretmenler ayrı ayrı oturtulmuş. Çok sinirleniyor, derhal Öğretmenler Birliği Başkanı'nı yanına çağırıyor. Ne yaptınız siz diyor. Neden öğretmenlerimizi ayrı ayrı oturttunuz diyor. Sizin kendinize mi güveniniz yok yoksa bu hanımefendilerin iffetine mi? Bir daha asla böyle bir şey görmeyeceğim diyor ve o son oluyor. Bir daha asla böyle bir şey olmuyor. Şimdi yıl 1921 yani 102 yıl önce Atatürk bunu söylerken bugün bu ülkede eğitimden sorumlu olan bir bakanın şu söylediğine bakın siz. Yani bu nasıl bir bilinçsizliktir, nasıl bir bakış açısıdır bunu tarif etmek mümkün bile değil. İnanın kelime bulmakta zorlanıyorum ama kapkaranlık bir zihniyetle karşı karşıyayız. Evet, bu konuda tekrar bir haberimiz var, onu da vereceğiz size. Fakat sanki özellikle hani ilk bundan önceki dönemde seçimlere kadar çok fazla bunlar dile getiriliyordu ama şimdi seçimlerden sonra yavaş yavaş ön plana çıkmaya, daha çok bir plan program içerisinde bunların yapıldığına dair bir izlenim ediniyorum ben. Yapılan açıklamalar, işte sonuçta yasaklanan festivaller,
Bütün bunlar çok ciddi bir şekilde bir zihniyetin giderek ülkede yerleştiğini gösteren bir durum. O yine karma eğitimle ilgili bir haberimiz var, onu da verelim. Daha sonra sizden daha ayrıntılı bir açıklama isteyeceğim. Kız çocuklarını okula göndermeyen velilerin argümanlarından bir tanesi de ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum. Ben çocuğumun fen bilgisi dersini görmesini istemiyorum. Çünkü burada biyoloji anlatıyor, biyolojide de işte kadının anatomisini de anlatıyor. Şimdi ne yapacağız? Ya da üremeyi anlatıyor mesela. Evet. Ya bu olmasın mı diyeceğiz? Yani bu nasıl bir zihniyettir? Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kız okulları açılabilir sözleriyle karma eğitime hedef almasına yönelik tepkilerin ardı arkası kesilmedi. Hem kamuoyunda hem de muhalefette sesler yükseldi. Konuştuğu şeye bakın. Bu nasıl bir aymazlık, nasıl bir bilinçsizlik? Ve şunu bir daha kendisine hatırlatalım buradan. Eğitim anayasal bir haktır. Kız çocuk, erkek çocuk fark etmez. Sık sık Milli Eğitim Bakanı değiştiren AKP iktidarı, laik eğitimi yok etme girişimlerine son hızla devam ediyor. Çiçeği burnunda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in son açıklamaları bir anlamda eğitimde gelinen son noktayı özetliyor. Biz gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz. Veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli. Tekin'in sözleri hem siyasilerin hem de kamuoyunun eleştirilerinin hedefindeydi. Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay Tele1'de katıldığı programda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sözlerini değerlendirdi. Çocuklarımız, eğitimimiz kimlere emanet diye sordu. Oturduğu koltuk Milli Eğitim Bakanlığı'nın koltuğu. Dünyada baş öğretmen ünvanına sahip tek bir liderin emaneti olan bir koltukta oturuyor. Cumhuriyet devrimlerini, Cumhuriyet'in kuruluş sürecini ve özellikle tevhid-i tedrisatı okumasını tavsiye ediyoruz. Hani şeriatla ilgili sözler söylemiş ya, keşke Cumhuriyet'in ne demek olduğunu anlasa. Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinde kadın erkek eşitliği temeline, laik bilimsel ve karma eğitim temeline dayandığını anlasa. Kadem Özbay, Bakan Tekin'in karma eğitimi hedef alan sözlerini de eleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda oturan kişinin bu sözleri çağ dışı dedi. Bu zihniyet gerçekten sorunlu ya. Bak gerçekten sorunlu, çağ dışı bir zihniyet. Neden bunu söylüyorum? Şimdi çocuk diyelim ki bunların argümanını kız ve erkek ayrı yaptı. Diyelim ki öyle oldu. Hani bu kendince argüman kullanıyor ya, okullaşma oranı. Şimdi bu kız ve erkek farklı farklı sokaklardan mı okula gidecek? Çıktığında farklı markete mi gidecek? Mesela televizyon izlerken diyelim ki erkek çocukları Ülke Hanım'ı izlemeyecek, kız çocukları Kademi izlemeyecek falan, böyle bir dünya mı kuracağız? Farklı otobüslere mi bineceğiz? Ya da diyelim ki bunların söylediği gibi olsun, o kız çocukları farklı okullarda okusun. Doktor olduğunda erkek hastaya bakmayacak. Ya bu gerçekten çağ dışı bir zihniyet ya. Özbay, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in laiklik karşıtı görüşlerinin, bu ve benzeri söylemlerin atadıkları alt yöneticilere cesaret verdiğini belirtti. Çok tehlikeli bir şey ve bunu Milli Eğitim'in başında olan insanların söylemeye hiç hakkı yok. Evet. Yani gerçekten bu konuda bakan sınırları aşmıştır ve şöyle bir tehlikesi var Ülke Hanım. Bakanlık düzeyinde şimdi sonuçta bunlar yönetici kesim ve atadıkları yöneticiler var. Aslında bu söylemleri alttaki yöneticilere, yandaş kriterle atan yöneticilere de bir cesaret veriyor. Sadece Kadem Özbay değil, CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezi de karma eğitime dair açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i hedef aldı. 4 artı 4 artı 4 sistemi okullardaki kız çocuklarının okullaşma oranının düşmesine neden olarak her 100 çocuktan 5'inin geleceğini çalmıştır. Erkek çocuklarında da benzer bir düşüş olduğu göze çarpmaktadır. Çocukların okullaşmasının önündeki en büyük engel AKP iktidarının laiklik düşmanı bu politikalarının kendisidir. TÜİK'in 2022 verileri 15-19 yaş aralığında 565 bin kız çocuğumuzun eğitim sisteminin dışında kaldığına işaret ediyor. Kız çocuklarımız okuldan alınıp çalışmak zorunda bırakılırken, çocuk anne yapılırken ses çıkarmayanlar neden karma eğitimi hedef almaktadırlar? AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve skandal açıklamaların sahibi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelen tepkilere karşın konuyla ilgili sessizliğini sürdürüyor. Evet, bir özet daha yapılmış durumda. Gerçekten de tepkiler ciddi bir reaksiyon var Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı bu açıklamayı. Bunun tabii bir zihniyetin parçası tabii ki. 2013'te de benzer bir şey söylemiş, 2014 galiba. Ve Yusuf Tekin
Herhangi birisi değil. Çünkü rektör olabilmesi için yasalar değişti. Bir üniversite kuruldu sırf onun için. Belli ki yani elle tutulur. İşte bu iktidarın göz bebeği bir kişi anladığım kadarıyla. Tamamen AKP'nin de zihniyetini yansıtan bir açıklama bu, değil mi? Evet, yani biraz önce hani bu ETÇEP projesinin iptal edilmesi, yönetmeliklerden toplumsal cinsiyet eşitliği yetkinliklerinin kaldırılması gibi konulara değinirken tabii ÇEDES projesine de değinmek gerekiyor. Haklısınız. Yani okulların içerisine imamları soktular ve bugün AKP hakikaten bu tekçi, cinsiyetçi bir toplum inşa etme projesini eğitim üzerinden hayata geçiriyor. Yani eğitimi adeta bir aygıt olarak kullanıyor ve düşünecek olursanız öğrenciler ve velilerle birlikte bir ülkenin, toplumun %70'ini etkileyebilme kapasitesine sahip. Hani bu kadarını etkiliyor demiyorum ama bu kapasiteye, bu imkana sahip. Ve bu noktada da her geçen gün daha da çağdaşlıktan uzak, laiklikten uzak, ayrılıkçı ve aynı zamanda da kız çocuklarını hedef alan bir bakış açısıyla hareket ediyor. Neden kız çocuklarını diyorum? Çünkü bir toplumu siz eğer laiklikten uzaklaştırmak isterseniz işe çocuklardan, kız çocuklarından başlarsınız ve sonra kadınları eve hapsetmekten başlarsınız. Evet. Şimdi bir hatırlatma yapalım. Taliban hangi süreçlerden geçti Afganistan'da? Önce üniversiteleri yasakladı. Yani önce üniversitelere bir kıyafet yönetmeliği çıkarttı. Ondan sonra tamamen kız öğrencilerin üniversiteye girmesini yasakladı. Arkasından kız çocuklarını ilkokulu yasakladı. Arkasından kadınların çalıştığı derneklerde çalışma izinlerini, yani kadınların derneklerde çalışmasını yasakladı. Arkasından kadınların parklara, eğlence yerlerine gitmesini yasakladı. Yetmedi. Kadın giysileri satan mağazalardaki cansız vitrindeki cansız mankenlerin başını örtmeyi, yüzünü kapatmaya şart koştu. Hatta söylenene göre esnaf o mankenlerin kafası koparılsın istemiş, cansız mankenlerin. Sonra mağaza sahipleri demiş ki bu mankenler çok pahalı, o yüzden biz onların kafasını koparamayız. Cansız mankenlerin kafasını koparmaktan bahsediyorlar bakın. Kimi alüminyum folyo örtmüş, kimisi işte eşarplar bağlamış ama kadınların yüzü kapatılmış. Yetmedi gene denildi ki hiçbir kadın tamamen örtülü olmaksızın ve yanında bir erkek olmaksızın bir yere gitmeyecek. Ve yanında bir erkek olduğu koşulda da 72 kilometre ve ötesine seyahat edemeyecek. Yani kadınları iyice eve kapatma projesi. Bu böyle yasaklamalar devam etti. En son geçen hafta kadınların gittiği güzellik merkezlerinin kapatılmasına karar verildi. Yani tamamen yani bu bahsettiğiniz kadınların... Türkiye'de yaşanabilir mi acaba? Bütün mesele bu. Çünkü gidişat bu yönde mi? Endişemiz o da bir endişe. Yaşanmayacak. Sonunda. Bizlerin hep birlikte yan yana durması sayesinde, mücadele etmesi sayesinde, siyasal muhalefetle, toplumsal muhalefetin birbirine dayanışması sayesinde yaşanmayacak. Ama izin verilse her şeyi yaparlar. Yani çünkü bizim Taliban'la ters düşen bir yanımız yok dedi Erdoğan. Evet, evet. Daha ne desin? Onun için Taliban bunları tek tek hayata geçirdiyse aslında Türkiye'nin de bunları hayata geçirmesi yönünde zihin haritası olan kişilerin içinde bulunduğu bir iktidar var. Şimdi Cumhur İttifakı'na dahil olan Hüdapar'ın genel başkanı ne dedi iki gün önce? Cumhuriyet'in 100 yıllık kayıplarından kurtulacağız gibi bir laf etti. Yani Cumhuriyet dönemini bir kayıp olarak değerlendiriyor. Ya sana bu konuşmayı yapma hakkını veren bile Cumhuriyet. Senin eşit vatandaş olmanı hakkını veren bile Cumhuriyet. Senin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde var olabilmeni, milletvekili olma hakkını veren bile Cumhuriyet. Ama
o kadar bundan uzak bir zihniyete sahip ki, yani kendi o küçük dünyalarında bazı yorumları yapıyorlar. Ama bizim yapmamız gereken bazı bu karanlık zihniyetlere karşı dediğim gibi sert tepki göstermek ve en önemlisi de yan yana durmak. Bu dönemde hakikaten kadınlara ve eşitlikçi erkeklere çok büyük görevler düşüyor. Hani siyasetçilere zaten düşüyor ama onun dışında da toplumun her kesimine görevler düşüyor. Çünkü hani bana dokunmadığı sürece yaşasın diyemeyiz. Bu hakikaten herkese dokunacak bir şey. Yani içinde bulunduğumuz ortamda hava kirlenmeye başlarsa bugün nefes alabilenler yarın hiç hep birlikte nefes alamayacak hale gelecek. Onun için hep birlikte bu konuda dimdik durmamız gerekiyor. Evet. Az önce festivalleri soruyordum. Sonra bu yeni haber gündeme gelince araya girdi. O festivallerin yasaklanması yine aynı zihniyetin ürünü. Sonuçta bazı tarikatlar, bazı sivil toplum kuruluşları, adı TÜGVA gibi, hani başında Erdoğan'ın çocuklarının olduğu bir takım kurumlar gayri ahlaki olduğunu öne sürerek bu türlü festivallerin yapılmasını engelliyorlar. İçki içiliyor, işte kadın erkek bir arada eğleniyor diye. Ve AKP'li belediyeler de bunu bir emir telakki ediyor ve yasaklıyorlar. Geçen de Hande Yener, ki Hande Yener dün Seraka Kadıgil diyordu, Erdoğan'ın iftar programlarından çıkmayan aynen kadına bile yasak koydular diyordu. Evet. Onun konseri yasaklandı. Evet. Sonuçta. Şimdi bu tabii, bunu hoş görmek ve belki de teşvik etmek gibi bir yönetim anlayışı giderek yerleşiyor Türkiye'de. Şöyle, tabii hiçbir sanatçıyı burada konu etmek istemem ama az önce dedim ya, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın anlayışını anlayışından bahsettim. Yani bu anlayış olduğu sürece işte yılan dönüyor dolaşıyor bir şekilde herkesin hayatına dokunabiliyor. O yüzden bizim laiklik karşıtı her türlü düşünceyle hep birlikte mücadele etmemiz ve dimdik durmamız gerekiyor. Biz neyi savunuyoruz? Bir kere her şeyden önce çağdaşlığı savunuyoruz, ilericiliği savunuyoruz, aydınlığı savunuyoruz, laikliği savunuyoruz. Bilimsel ve çağdaş kamusal karma eğitimi savunuyoruz. Bugün kamusal eğitim deyince Türkiye'de devlet okullarının sayısı azaldı. Ve bakıyorsunuz insanlar eğer hani bir yerde ücretli çalışansa ne yapıp edip imkanlarını zorlayıp çocuklarını özel okulda okutmaya çalışıyor. Hmm. Çünkü özel okulun eğitimiyle devlet okullarının eğitim seviyesi arasındaki barem de gitgide açıldı. Aradaki fark da gitgide açıldı. Oysa ki kamusal eğitim bir haktır ve hiç kimsenin eğitim için bir ücret ödememesi doğal olanıdır. Esastır. İmkanı olanlar tabii ki çocuklarını istiyorsa özel okulda okutabilir. Ama insanları özel okullarda çocuklarını okutmaya mecbur duruma itmek ve eğitimi bir takım derneklere, tarikatlara, cemaatlere bırakmak kabul edilemez. AKP'nin şu anda yapmak istediği şey, dediğim gibi, eğitimi her geçen gün laik, çağdaş, bilimsel bir eğitim olmaktan çıkarmak. Az önce çok doğru bir şey söyledi eğitim iş başkanımız. Dedi ki bu bugün böyle başlar, işte yarın öbür gün daha da toplumsal alana yayılarak devam eder. Evet. Benim söylediğim o da otobüsler aşağı olur, evet, işte yani her yerde ayrılık gayrılık olur. İşte ne demişti mesela Hüdapar? Kadınların fıtratına uygun işlerde çalışması, evet, gerekir. Yani fıtratına uygun iş nedir? Hemşirelik yapacak ya da kadın doktorları kadın hastalara bakacak, ebelik yapacak, belki kız çocukları öğretmenlik yapacak. Yani onların böyle bir bakış açısı var. Gene Cumhur İttifakı'nın bir başka paydaşı olan Yeniden Refah ne yaptı? Hani Duygu Asena'nın kulakları çınlasın, kadının adı yok diyorduk. Bu sefer seçim döneminde kadının adı vardı ama görüntüsü yoktu. Çünkü bir seçim aracının üzerinde
3 milletvekili adayından ikisinin görseli vardı. Kadın adayı silüet fotoğrafı olarak, yok, gölge olarak koymuşlardı. Evet. Ve hatta ben bunu bayram ziyareti esnasında Yeniden Refah Partisi'nin genel başkan yardımcısı geldiğinde, konu geldiği için, yoksa bayramda biz bu tip konuşmalar yapmıyoruz, konu geldiği için kendisine ilettim. Biz de bunu kabul etmiyoruz dedi, bu provokatif bir şey dedi. Dedim peki o zaman bir de Aydın'da bir vukuat var, ona ne diyeceksiniz? Aydın'da vekiller yan yana oturuyor, fotoğraf çekilecek, kadın vekille erkek vekil yan yana oturmasın diyorlar. Yerini değiştiriyorlar sandalyesinin. Yetmiyor, bir de alıp sandalyeyi bir metre öteye koyuyorlar, sanki bulaşıcı hastalık taşıyormuş gibi. Bu konuda ne diyeceğiz dedim. Tabii kendisi de işte hemen kız çocukları olduğunu söyledi. Çünkü ben şunu da söylememezlik edemedim. Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanına soruyorlar. Yani 15 yaşındaki çocukların evlenebilecek olgunlukta olduğunu söylüyor. Sonra başka bir yerde röportaj yaptıklarında soruyorlar, sizin de kız çocuklarınız var, onların eğitimiyle ilgili olarak ne düşünürsünüz diye. Tabii diyor, ben de isterim onlar iyi bir eğitim alsın, doktora yapsın. Onun için ben de laf gelince dedim ki genel başkanımız keşke kendi çocukları için düşündüğü o nitelikli eğitim, nitelikli ve uzun eğitim hayatını bu ülkenin tüm kız çocukları için, hatta tüm çocukları için, kız erkek fark etmez, tüm çocukları için isteseydi. Bunları tabii söylüyoruz. Yani Hüdapar'ı düşünün ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Kadınların çalıştığı katta odamız olmasın diye diretebiliyor. Evet, böyle bir teklif de yani bulundu. Yani bunu teklif etmeyi cesaret edebiliyor, yani cüret edebiliyor. Yani bu, yani bizim katta kadınlar çalışmasın. Evet, bunu yani Türkiye diyebilmesi mi kabul edilemez. Evet. Yani düşünmesi işte bu zaten kabul edilemez. Bu ve buna benzer hadiseler artık bu konuda cesaret sahibi olan insanların sayısının arttığını gösteriyor. En son İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir müzeyi, evet, yobazların, evet, bağnazların bastığı gibi, yani bir Madımak hadisesi yaşanabilirdi orada. Ve buna benzer olayların yaşanmayacağını kimse garanti edemez. Size bir video tekrar göstereceğim. Tamamen devletin içerisine girmiş bir tarikattan söz edeceğiz. Menzil tarikatı. Devletin ve siyasetin içerisine girmiş. İktidar onların her söylediğini emir telakki ediyor, yerine getiriyor. Aynı bir zamanlar FETÖ örgütüne yaptıkları gibi. Şimdi de Menzil palazlanmış durumda. Menzil cemaatinin lideri Abdülkadir Erol, Abdülbaki Erol. 74 yaşında hayatını kaybetti. 250 bin kişi cenazesine katıldı. Olabilir. Ama Türk Hava Yolları, devletin kurumu, her 15 dakikada bir uçak Adıyaman'a uçak kaldırdı. Haberini izleyelim. İzleyicilerimize söz vermiştim bununla ilgili haberi göstereceğimize. Sizden de yorum isteyeceğim. Tabii ki. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumda kadrolaştığı bilinen cemaat yapılarından Menzil'in lideri ve cemaat mensuplarının gafs olarak nitelendirdiği Abdülbaki Erol yaşamını yitirdi. Gerici açıklamaları ve faaliyetleriyle bilinen Erdem Özveren'in sosyal medya paylaşımına göre Türk Hava Yolları şeyhin cenazesi için İstanbul'dan Adıyaman'a 15 dakikada bir ek sefer koydu. Yurttaşların birçok ile uçak bileti bulmakta zorlandığı günlerde şeyh cenazesi için 15 dakikada bir ek uçuş konulması kamuoyunda tartışma yarattı. TRT ekranlarında Ramazan programlarını sunan Menzil cemaatine yakınlığıyla bilinen Serdar Tuncer ise söz konusu ek seferler için Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye teşekkür etti. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları'ndan resmi bir açıklama yapılmazken kurumun internet sitesinde Adıyaman'a yapılacak uçuşların sıklaştırıldığı görüldü. Başta Adıyaman olmak üzere Türkiye'nin dört bir yerinde yapılanan Menzil cemaatinin devletin önemli kademelerinde yer bulduğu ve AKP iktidarı tarafından da desteklendiği biliniyor. Gezersiniz, görürsünüz. Menzil tarikatına bağlı Semerkant Vakfı da 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıklamıştı.
Evet, bir zamanlar aynı görüntüleri, aynı şeyleri herhalde Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili konuşuyorduk. FETÖ terör örgütü haline dönüştü daha sonra iktidar tarafından. Ve şimdi de bu menzir cemaati ya da menzir örgütü ya da menzir tarikatıyla ilgili aynı durum söz konusu. Devletin her tarafına, her kademesine sirayet etmiş ve adeta devletin çok önemli kurumlarını avucunun içine almış, istediğini yaptırabilen bir tarikattan bahsediyoruz, bir cemaatten bahsediyoruz. Türkiye'nin göbeğinde. Ne düşünüyorsunuz bu görüntüler? 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bu yapılanmayı görünce ben bir basın açıklaması yapmıştım Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve demiştim ki bakın FETÖ'nün yerini bunlar alıyor. Yani buna izin vermeyin. Hani FETÖ'ye izin verdiniz, ülkenin geldiği nokta ortada, bunlara izin vermeyin. Ama öyle görünüyor ki AKP gene bu kanallarla beslenmeye ve kendi siyasi iktidarını da bu kanallar kanalıyla ayakta tutma çabasına devam edecek. Bizim yapmamız gereken şey çok net aslında. Bizler az önce söylediğim gibi bu Cumhuriyet'in temel ilke ve değerlerini, devrimlerini savunmaya devam etmeliyiz Zeynel Bey. Şimdi az önce eğitimi bu kadar detaylı konuştuk. Evet. Mesela biz... Mütabakat metnimizde de açıklamıştık. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ayrıca eğitim politikalarımızda da ne yapacağımız çok net açıklamıştık. Örneğin dedik ki biz 4 artı 4 artı 4'e karşıyız. Biz daha anaokul çağından itibaren çocuklarımızın eğitim görmeye başlamasını istiyoruz. Daha o dönemde toplumsal cinsiyet eşitliğini içselleştirmesini istiyoruz. Ve 1 artı 5 artı 3 artı 3 sistemiyle tüm çocuklarımızın okullaştırılmasını istiyoruz. Yani okuma yazma bilmeyen sayısını sıfır, okullaştırma oranını da %100 yapmak istiyoruz. Erdoğan 2019 yılında Japonya'ya gitti. Yani Japonya'da bu kadar örnek alınacak şey var değil mi? Ne kadar özellikleri olan bir ülke. Türkiye'ye döndü, kadın üniversitelerini tartışmaya açtı. Kadın üniversiteleri açalım diye. Yani kadın üniversiteleri Japonya'da 150 yıl önce açılmış. Sen 150 yıl önceye götürüyorsun. Kaldı ki sayıları giderek azalmış. Sadece o dönemdeki bir kültürün uzantısı olan olarak hala devam ediyormuş. Ama dünya başka bir yöne giderken sen gidip o ülkedeki en geçmişe dayanan şeyi getirmeye çalışıyorsun uygulama olarak. Onun için bir kere çağdaşlığı, karma ve kamusal eğitim. Bunun tamamen arkasında duruyoruz. Ayrıca diyoruz ki köy okulları yeniden açılacak, taşımalı eğitim sonlanacak, sınıf birleştirmeleri sonlanacak. Okula gitmenin zor olduğu yerlerde, erişimin zor olduğu yerlerde YİBO'lar, yatılı okullar açılacak. Böylelikle çocuklarımız eğitim alma imkanına sahip olacak. Ücretsiz öğün imkanına sahip olacak. Ve çocuklar eğitimde fırsat eşitliğine sahip olacak. Yani bugün İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir büyük şehirlerin göbeğinde yaşayan bir çocuğumuz devlet okulunda nasıl bir eğitim görüyorsa, ülkenin Doğu, Güneydoğu Anadolu'sunda, kuzeyinde, güneyinde, Trakya'da, her yerinde eğitim alan çocuklar da aynı kalitede eğitime sahip olacak. Bu haktır çünkü. Tabii aynı zamanda hep şunu da söyledik. Bunlar bir karşı devrim yapmaya çalışıyorlar. Bunun için de eğitimi kullanmaya çalışıyorlar. Ve öğretmenlerimize de hak eden değer verilmiyor. Yani öğretmenlerin biliyorsunuz ayrı ayrı statüleri var halen. 3 ayrı statü var. İşte evet, sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmenler, ücretli öğretmenler. Biz bunu da tekleştireceğiz dedik. Ve öğretmenlik meslek yasasını biz söyleye söyleye bunlar çıkardılar ama çıkardıkları yasa aslında gerçek anlamda öğretmenlerin ne koşullarını ne de itibarını yükselten, istenilen düzeyde yükselten nitelikte bir yasa. Bunu çıkaracağız. Üniversitelerde yökü kaldırmak, üniversitelerin bütçesini arttırmak, üniversite öğrencilerin sanata, kültüre daha fazla erişimini teminat altına alabilmek, bunun için öğrencileri desteklemek gibi eğitimle ilgili böyle birçok projemiz, planımız var. Çok değil, bunları ilk seçimlerden sonra, önümüzdeki ilk seçimlerden sonra uygulayacağız. Ha diyeceksiniz ki 5 koca yıl var. Vallahi açık söyleyeyim ben 5 koca yıl dayanabileceğini düşünmüyorum bir iktidara. Evet, daha erken bir... Onun sebebi de şu, aslında biz seçimden
bir ay öncesine kadar çok net bir şekilde seçimi kazanacağımıza hep inandık. Hep onu sahada da gördük. Yani ben daha önce AKP'ye oy verdim, artık asla size ona oy vermeyeceğim, buraya bu sefer size oy vereceğim. Bunları. Evet, bunları hep gördük. Yani bu son bir ayda biraz rüzgar değişti. İşte birçok sebebi var. Devletin gücünü, parti gücüne dönüştürmeleri, dublajlar, montajlar, birçok sebebi var. Ama biz o süreci yaşadık. Biz buna inandık. Ama daha önemlisi, Cumhur İttifakı da bizim iktidara geleceğimize inanmıştı. İşte o yüzden seçim ekonomisini devreye soktu. O yüzden Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir takım vaatlerini onlar da yapacağız diye Kılıçdaroğlu açıkladıktan sonra ilan ettiler. Şimdi bugün o şeyin altında eziliyorlar, o yükün altında eziliyorlar. Çünkü o gün diyorlardı ki nasılsa bunlar iktidara gelecek, biz de bunları söyleyelim. Yani bunları söyleyelim ki onları iktidara geldiklerinde ekonomik koşulsuzlukları altında ezilsinler. Yani amaç bizi ekonomiyi girdaba sokup erken seçime zorlamaktı kazanacağımızı gördükleri için. Bugün geldiğimiz noktada eğer Türkiye yüzyıla, zam yüzyılına dönüştüyse, eğer insanlara kaşıkla verilen kepçeyle alınıyorsa, eğer bu kadar zam üstüne zam yağıyorsa bunun tek sebebi aslında o seçim döneminde AKP'nin vermiş olduğu vaatler ve o vaatleri yerine getirecek şekilde yolsuzluk musluklarını kesmemek, israfı önlememektir. Yani eğer onu yapsalardı bugün bunun faturasını vatandaşa ödetmeyeceklerdi. Biz öyle bir çözüm dolayısıyla buradan yola çıkarak çok fazla 5 yıl boyunca iktidarlarını sürdüremezler. Daha erken bir süre içerisinde seçim olur. Bunları uygulayacağız ve hakikaten Türkiye yeniden aydınlığa çıkacak. Ama bugün içinde bulunduğumuz süreç, işte az önce konuştuğumuz gibi karanlık zihniyetler tarafından yönetildiğimiz ve her geçen gün ayrımcılığı daha da derinleştiren, ekonomik anlamda fakirden alıp zengine veren bir sistem inşa edildi. Kadınların ikinci cinsiyet haline dönüştürüldüğü, eşitliği bir yana bırakın, ikinci cinsiyet haline dönüştürülmeye çalıştığı bir anlayışa sahipler. Ama bizler kadın hareketi olarak da çok güçlüyüz. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak da hem çok örgütlendik, hem de dayanışmayı her geçen gün daha da yükseltiyoruz. Onun için bunlara asla izin vermeyeceğiz. Evet. Son 4 dakikamız olduğu için içinde bulunduğumuz kurumla ilgili sorunu ve basın özgürlüğünü ve daha da doğrusu basına yönelik bu baskının tamamen muhalefete yönelik bir baskıya dönüşmesi gibi bir durumun söz konusu olduğunu düşünüyoruz. Merdan Yanardağ içeride tutuklu. Tele1'in önümüzdeki haftadan itibaren 7 gün boyunca karartılması söz konusu. 5 gün program durdurma, 2 kez idari para cezası vesaire vesaire. Sonuçta bunun bir gözdağı olduğunu, bir korkutma, sindirme amaçlı olduğunu, seçimlere gittiğimiz bu süre içerisinde size de yaparız ha şeklinde bir parmak sallama olduğunu düşünüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir yaklaşık 3-4 dakika içerisinde sizden bu konuda da görüş almak isterim. Bir kere öncelikle Tele1'in bu ekran karartması ile ilgili olarak alınmış olan kararını kınıyorum. Yani RTÜK bir kez daha iktidarın ne yazık ki emirlerini uyguladı diyeceğim. Asla ve asla bağımsız bir kurum değil. Ve işte bir tarafta TRT var ki geçenlerde Genel Başkan Yardımcımız da AYM'ye gidip TRT ile ilgili olarak zaten gerekli hukuki süreci başlattı. Ama şu anda RTÜK'ün istediği tamamen ama tamamen muhalif olan neresi varsa orayı susturmak, sindirmek. Daha doğrusu RTÜK bunun için görevlendirilmiş. İktidarın isteği bu. Onun için burada sizin de söylediğiniz gibi bir gözdağı verilmeye çalışılıyor ve halkın haber alma özgürlüğü engellenmeye çalışılıyor. Basın, farklı görüşlerdeki basın tekleştirilmeye çalışılıyor.
Kimse konuşmasın, yazmasın, işte herkes korksun, sinsin istenmiyor. Ama özgür basın her zaman var oldu ve gene var olacak. Cesur gazeteciler her zaman var oldu ve gene var olacak. Evet, bedel ödetiyorlar ama bedel ödeyenler mutlaka ama mutlaka kazanır. Direnenler mutlaka kazanır. Bu dönem hakikaten direnişi de yükseltme dönemi. Ama tekrar söylüyorum, istediklerini yapamayacaklar. Özellikle biz bu noktada tüm Tele1 ekibinin, yani en arka planda çalışan arkadaşlarımızdan genel yayın yönetmenine kadar tüm Tele1 ekibinin özgür basın ve halkın haber alma özgürlüğü için vermiş olduğu mücadeleyi çok kıymetli buluyoruz, çok değerli buluyoruz. Dolayısıyla bu yanlışlıkların bir an önce düzelmesini istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin gerçekten her geçen gün demokrasiden uzaklaştığı her türlü veriye yansıyor. Yani şu anda yargıya güven de %33'e düşmüş durumda ki Yargıtay Başkanı bunun %30'larda olduğunu zamanında söylemişti. Bu özgür medya ile olur, düşünce ve ifade özgürlüğü ile olur. Şu an Türkiye tutuklu gazeteciler sıralamasında birinci sıra Çin'e ait, ikinci sıra Türkiye, üçüncü sıra İran. Böyle evet, bir konuma sahip. Bu hakikaten bu ülkeye yakışmıyor. Yani bizi utandırıyorlar. Onun için bir an önce tekrar halkın haber alma özgürlüğünü halka verin diyoruz buradan. Çok teşekkürler. Sağ olun. Aynen Nazlı Aka, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı bizimle beraberdi. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Biz eksik olmayın. Aynen. Sağ olun. Değerli izleyiciler, birazdan Evren Özalkuş sizinle birlikte olacak ana haber bülteninde. Ben de yarın saat 10.30'da Ankara gündemi yapacağız. Bugün yapamadık. Yarın da saat 16'da Habere Doğru programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.